Bir nazlı kuşa benzer çocuk dediğin. Ev ister, ekmek ister, öpülmek, okşanmak ister. Efendim patron. Malum sokağa şimdi geldim. Merak etme patron. İçimden bir ses sonuca yaklaştığımızı söylüyor. Sonuca yaklaşma. Sonucu istiyorum, anladın mı beni? Anladım patron. Ona da ne söylesek yaranamıyoruz. Sonuç istiyormuş. Ben ne için uğraşıyorum? Dayatacak mısın sen? Benim hala boğazım ağrıyor. Bence bu hastalık bir bahane. Okula gitmemek için uydurdum bu bahaneyi. Ama ben okulumu çok seviyorum. Sevsen bütün gün evde bu şekilde kalmazsın. Hem bebeğini yanına almayı akıl ettiğine göre hiçbir şeyin yok senin. Hadi kalk da şu odayı topla. Hadi kalk. Abin olacak şu sıpada hiçbir şey toplamadan çekmiş gitmiş. Şu hale bak. Ben toplarım. Bunların hepsini düzgün bir şekilde katlayarak yerine yerleştireceksin. Beni duyuyor musun? Ne duruyorsun öyleyse, kalksana. Burası. Sana sonuca yaklaştığımızı söylemiştim patron. Kimin acaba bu ev? Kimin olması önemli değil. Önemli olan bundan sonra bizim olacak olması. Muhtar biliyordur kimin olduğunu. Günde 10 kere Özlem'in nasıl olduğunu söylemekten ben bıktım. Sen sormaktan bıkmadın. Babaannem. Şimdi konuşamazsın. Çünkü Özlem odasını topluyor. Ben ne dedim ki şimdi? Torunumu merak ettim.
Ne var bunda bu kadar kızacak? Senin ne işin var ayağımın altında? Babaannem beni istiyor zannettim. Hani sen hastaydın? İşine gelince hastasın, işine gelmeyince sapasağlam. Hadi işini başına. Çabuk. Evet, evi buldum. Öğrendim patron, öğrendim. Evin sahipleri iki küçük çocuk. Anneleri ölmüş, ev çocuklara kalmış. O çocuklara, daha doğrusu vasisi kimse derhal onu. Vasileri babaları. Telefon numarası ya da adreslerini öğrenin. Telefon numarası elimde patron. Sizi kapatınca onları arayacağım. Evi satın alacaksın Bekir. Kaçı olursa olsun satın alacaksın. Başüstüne patron. Babaannemdir. Alo, babaanne? Ben sizi babaannem zannettim. Ver şunu bana. Efendim? Evet, burası. Ben eşiyim. Akşam evde olur eşim. Konu neydi? Ben de yardımcı olabilirim size. Çünkü çocukların... Biz o evi satmayı düşünüyoruz zaten. Evet, yetkili kişi kocam. Ama karar ikimizin ortak kararı olur. Hangi evi satacaklar acaba? İsterseniz önce biz görüşebiliriz. Kocamın boş zamanı pek olmuyor zaten. Ben onu sizinle olan konuşmamıza aktarırım. Büyükdere'de mi görüşeceğiz? Büyükdere mi? Anneannem mi? O zaman sizin için de uygunsa hemen görüşelim hanımefendi. Numaramı vereyim, gelince arayın beni. Tamam, yazıyorum. 26. Tamam. Sizi Büyükdere'de bekliyorum. Tamam, görüşmek üzere. Allah'ım, bu bir şaka mı? Eğer o evi satarsak neler almayız ki? Sen Büyükdere'deki evin kimin olduğunu biliyor musun Fatoş? Annemin. Ben annemi hiç hatırlamıyorum Fatoş. Ama abim hatırlıyor. Annem çok güzelmiş. Öyle söylüyor abim. Bizi de çok severmiş. Hasta olunca çok üzülürmüş. Gece hiç uyumaz, yanımızda otururmuş. Bizi hep böyle kucağına alırmış. Ben gidiyorum. Abin gelince ona söyle sakın ocağı açmasın, mutfağı dağıtmasın. Benim dönmemi bekleyin, tamam mı? Çağırdığına göre acelesi var herhalde. Kim o? Benim. Abi.
Neden ağladın sen? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Hani anneannemin evi var ya. Anneannemin evi mi? Hı-hı. Büyükdere'deki ev mi? Hı-hı. Ne olmuş o eve? O evi satacaklar galiba. Çok olsun Özlem. Ben de önemli bir şey oldu zannettim. Bu önemli değil mi abi? Alo. Bekir Bey ben geldim. Siz neredesiniz? Yok ben evin sokağını bilmiyorum. Tarif etseniz. Tamam tamam anladım. Ben o evin satılmasını istemiyorum. Neden? O ev bize annemizden hatıra. Senin de istememen lazım. Biz istemesek de babam satmaya karar verirse elimizden hiçbir şey gelmez güzel kardeşim. Hem o ev çok eski. Sen gördün tabii. Ben bir kez olsun görmedim. Ya satılırsa? Ya hiç göremezsem? Ben gelirken Filiz annem taksiye biniyordu. Nereye gittiğini söyledi mi? Söylemedi. Telefonla konuştuktan sonra gitti. Ev satmaya mı gitti yoksa? İstese de satamaz. Ancak babam satabilir. O eski ev alıp ne yapacağınızı merak ettim doğrusu. Bunda merak edecek ne var? Yıkıp yenisini yapacağız. Evet, ne diyorsunuz? Evi satacak mısınız? Bana kalsa şu anda bitiririm bu işi. Ama kocam ne der bilmem. Siz isterseniz yine bitirirsiniz. Üstelik bu işten en kazançlı siz çıkarsınız. Ne demek istediğinizi anlamadım. Bakın Filiz Hanım, benimle görüşmek için buraya geldiğinize göre o evin satılmasını istiyorsunuz. İsterim tabii ama yetki bende değil. Evin değerinin yarısı kadar parayı size peşin verirsem iş değişir mi? Yetki size geçer mi? Anlamadım. Evin değeri neyse size onu vereceğim. Ayrıca hemen hemen bir o kadar parayı da size peşin vereceğim. Tabii bu ikimizin arasında kalacak. Sadece siz bileceksiniz. Bir de ben. Satmazlar değil mi abi? Özlem yeter ne kadar çok takıldın sen bu eve. Ne olur satmasınlar. Babama söyleri satmaz. Siz bu işi oldu bilin. Ama verdiğiniz sözden cayarsanız ben de cayarım. İlk önce sizin payınızı öderim. Kocanızla görüşün. Tamam dediğiniz anda parayı elinizde bilin. Gece soğuk sakın uyumayın. Neden ki? Ölürsünüz de ondan. Sağ ol karıcığım. Teşekkür ederim. Dur lan dur. Yavaş biraz. Gelmeyecekler. Gelecekler. Ne yapacağız abi? Hadi şimdi anlat bakalım. Bana söyleyeceğin önemli şey ne? Bugün biri aradı. Biri mi aradı? Evet. Hani şu Büyükdere'deki ev var ya. Çocukların evi. Büyükdere'de başka ev yok zaten Hamdi'cim. Devam et. Evi satın almak istediğini söyledi. O ev çocukların evi.
Abi. Ne var? İkimiz gidelim mi o eve? Olmaz. Neden? Çünkü ben tek başıma bulamam orayı. Yanında ben olacağım. Sen nasıl gideceğimizi biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O zaman gidemeyiz. Şimdi sus da ödevimi bitireyim. Çocuklar yavaş yiyin. Nihat abi gelecekse. Yok gelemez artık. Aklı başına gelene kadar hapiste yatacağım. Evden kaçmanız hiç doğru değil ama Allah'ın hikmeti işte. Sayenizde koskoca çocuk çetesi çöktü. Ev çocuklarınmış. Eğer ben de Filiz'sem bu işi başaracağım. Ne oldu? Ben yatıyorum. Yarın yine yorucu bir gün beni bekliyor. Çocuklara bakayım. Benim anlamadığım siz nereden kaçtınız? Oğlum, daha ödevin bitmedi mi? Az kaldı baba. Kızım, sen hala uyumadın mı? Uykum gelmedi. Yarın cuma. Cumartesi pazarla birlikte 3 gün daha evdesin. Pazartesi okula gidersin artık. Yarın da gidebilirim. İyileştim artık. İyice bir dinlen. İyileştiğini zannediyorsun ama hastalığın tekrarlayabilir. Annen doğru söylüyor. Hadi yatalım. İyi geceler kızım. İyi geceler baba. İyi geceler oğlum. İyi geceler baba. İkinize de iyi geceler. Sana da. İyi geceler. Hayret, bize iyi geceler diledi. Çocuk uyuyamıyor tabii. Anlamadım. Özkan ders çalıştığı için ışığı açık tutmak zorunda. Özlem de ışık yandığı için uyuyamıyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var Hamdi'cim. Ama tabii sen her şeyi görmezden geldiğin için. Neyi görmezden geliyorum? O evi satıp kendimize daha büyük bir ev alabiliriz Hamdi'cim. Özkan'la Özlem'in de ayrı odaları olur. Çocuklar büyüyünce nasıl istiyorlarsa öyle yaparlar. Alacağımız evi yine onların üzerine yaparsın Hamdi'ciğim. Aynı şey olur. Üstelik rahat ederler. Dolayısıyla biz de rahat ederiz. Bu küçücük evde sıkışık bıkışık üst üste yaşamak zorunda kalmayız. Filiz, uykum var. Adamla bir görüşsen ölür müsün Hamdi ya? Yarın konuşuruz bunları. Of Hamdi ya, ben banyoya gidiyorum. Buldum. Ödümü patlattın. Ne buldun? Babaannem biliyor evi. O götürür bizi. Sen bir saatten beri bunu mu düşünüyordun? Yarın babaanneme gitmeliyim. Ama izin vermez benim babaanneme gitmeme. Baba izin verir mi acaba? Bilmiyorum. Hadi artık uyuyalım. Hamdi, adamla görüşecek misin hayatım? Hangi adamla? Anlaşılan sen benim söylediklerimi hiç ciddiye almamışsın Hamdi. Sanki ben kötülük olsun diye uğraşıyorum. Tek istediğim daha büyük bir evimizin olması. Onu ben de isterim ama Büyükdere'deki evi satarak değil Filiz. Başka türlü olmasına imkan var mı Hamdi? Senin kazandığına kıt kanaat geçiniyoruz. Bırak ev almayı, evin bir fayansını bile alamayız. Ha ha. Hem şöyle iyi bir semtten ev alırsak... Çocuklar adına da iyi bir yatırım olur. Yarın öbür gün büyüyünce sana teşekkür ederler. Sen babaları olarak bu yatırımı onlar adına yapmak zorundasın Hamdi.
Haklı olabilirsin. Haklıyım tabii. Kızım, sen bu saatte neden kalktın? Baba, baba. Ben babaanneme gitmek istiyorum. Babaannene mi gitmek istiyorsun? Ben pazar günü götürürüm sizi. Bugün olmaz mı baba? Bugün olmaz. Ama pazar günü söz gideriz. İstemeyen o kadına gitmek için can atıyorsunuz. O kadının adını almayacaksınız bu evde. Duyuyor musunuz beni? Babaanneymiş. Ne babaannesi? Yılan o kadın. Yılan, yılan. Şimdi yıkılın karşımdan. Hadi. Hadi çabuk. Evi satacak mısınız? Sen bizi mi dinledin? Dinlemedim ama duydum. Evet, satacağız. Ama... Ne aması? Bacak kadar boyuna bizim işimize mi karışacaksın? Benim asabımı bozmayın. Bak, bu konuda bir laf da ederseniz ikinizi de öldürürüm ona göre. Hadi çabuk şimdi defolun, hadi. Satmaya karar verirse satarlar. Alayıp da kendini üzme boşa. Ben satılacağı için ağlamıyorum. O evi bir kere bile görmedim ben. Onun için ağlıyorum. Görünce ne olacak? Annem o evde oturmuş abi. O evi görünce annemi görecekmişim gibi geliyor. Seni götüreceğim o eve. Yeter ki ağlama. Sahi mi? Tamam patron. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Bu saat oldu, arayan soran yok. Sen kalkmış bana güvenin diyorsun. Ara şu kadın. Gözünü kork. Başka evlere bakacağız. Değişte bir şeyler. Ay üstüne patron. Buyurun Bekir Bey. Evet, kocamla konuştuk. Kararımız tabii olumlu. Evi satacağız. Yok, bugün olmaz ama yarın. Yarın buluşalım. Yok, kararımız kesin. Başka eve bakmanıza gerek yok. Evet, yarın. Tamam. Yalnız mısın? Yalnızım. Abi. Efendim? Babaanneme gidelim mi? Babam kızar.
Gittiğimizi söylemeyiz. Olmaz. Babaannemden duyar. Söyleme dersek babaannem söylemez. Ya babaannem ya da büyükleri. Seç birini. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum güzel kardeşim. Şimdi babaanneme gidersek yarın büyükleriye gidemeyiz. Seç birini. Tabii ki büyükleriye gitmeyi isterim. Ben babaanneme şey için gidelim dedim. Ne için? Belki o da bizimle gelir. Oraları biliyordur. Aslında doğru söylüyorsun. Hadi hazırlan da gidelim. Cağaloğlu'na gitmiş. Of. Adamlar başka ev alacaklar. Yapacak bir şey yok. Gelişini bekleyeceğiz. Oy benim güzellerim. Kuzularım benim. Ne iyi ettiniz de geldiniz siz. Babaanne. Söyle aslanım. Bizim buraya geldiğimizi kimse bilmiyor. Yani bu üçümüzün arasında sır olacak. Hı hı. Tamam, öyle olsun. Babaanne. Biz seninle bir şey konuşacağız. Öyle mi? Ne konuşacaksınız acaba? Çok merak ettim. Hani annemden bize kalan ev var ya. Büyükdere'deki ev. Evet. Ne olmuş o eve? O evi satacaklar. Neden? Durup dururken nereden çıkmış o evi satmak? O ev size annenizden kalan hatıra. Büyünce siz karar vereceksiniz o eve ne yapacağınıza. Bu acele neden Filiz? Bunu konuşmak için mi geldin buraya? Adam kararınızı verin dedi Hamdi. Eğer bir satmazsak başka eve bakacaklar. Bırak baksınlar. Hayallerimi yıkma Hamdi. Ne olur inat etme. Gel satalım şu evi. Satalım da adam gibi bir evimiz olsun. Hayatından şikayetçi misin? Değilim tabii. Kocacığım, ben senin yanında olduktan sonra her türlü hayata razıyım. Ama elimize bir fırsat geçti. Bunu neden değerlendirmeyelim? Akşam detaylı olarak konuşuruz. Yani bu olur demek gibi bir şey mi oluyor Hamdi? Olur değil, olabilir demek. Hı hı. Anladım. Hadi git şimdi. Tamam. Baban satmaz, merak etmeyin. Evet, babam istemiyor sanki. Ama Filiz annem çok istiyor. Ben konuşurum babanızla. Babaanne, sen Ovin yerini biliyorsun değil mi? Bilmem mi? Bizi götürsene oraya. Babaannen evin içinde bile zor yürüyor. Ha benim güzel kızım. Ben sözümü tuttum Bekir Bey. Sizin de tutup tutmayacağınızdan emin olmam gerekir. Öyle değil mi? Size yarın bir miktar ödeme yaparım. Geri kalanını tapuda öderim. Şimdi oldu mu? Kaçta buluşuyoruz? Saat 2'de. Görüşmek üzere. İnşallah eve gelmemiştir. Gelmiş olsaydı babama haber verirdi. Babamın da ilk arayacağı yer babaannem olurdu. Abi, yarın gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz dedim ya, daha kaç kere soracaksın? Çok heyecanlıyım. Peki abi, nereye gidiyoruz diye izin alacağız? Bir çare düşüneceğiz artık. Şimdi düşüneceğimiz tek şey ondan önce evde olmak. Bu saate kadar beni beklemenin ne anlamı vardı Filiz? Beraber bir emlakçıya gideriz diye düşündüm hayatım. Fiyatlar hakkında bilgi alırız hem. Büyükdere'deki evi en iyi oradaki emlakçılar bilir. Hem ben daha kesin olarak satalım demedim. Sen beni kırmazsın. Seni kırmam da çocuklar için de üzülüyorum. Onların üzerine yapalım dedim ya Hamdi. Bak göreceksin. İnan bana onlar için de daha iyi olacak. Yürü hadi yürü. Çocuklar evde yalnız.
Yarın adamla buluşacağız. Kafana koyduğunu yapacağını ben zaten biliyorum. İnan bana, hepimiz için çok iyi olacak Hamdi. Öyle olsun bakalım. Bu gece çocuklarla da konuşurum. Yürü hadi, yürü. Umarım o veletler senin aklını çelmez Hamdi. Anladınız beni değil mi? Neyi anladın söyleyin bakayım. Babam bize evi satalım mı diye sorduğunda sen bilirsin baba diyeceğiz. Sadece sen bilirsin baba mı diyeceksiniz gerizekalılar? Satıp yeni ev alsak iyi olur. Ama yine de sen bilirsin baba diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Eğer başka bir şey söylerseniz size dünyayı dar ederim ona göre. Hadi şimdi yemeğe. Hadi. Özkan, size vermek istediğim bir haberim var. Hani rahmetli annenizden kalan ev var ya? O evi satın almak isteyen birileri var. Fakat o ev sizin. Ben sizin fikrinizi almadan karar vermek istemem. Ne dersiniz? Satalım mı o evi? Satıp yeni ev alsak iyi olur. Ama yine de sen bilirsin baba. Gördün mü bak? Ne güzel cevaplar verdiler. E haklı çocuklar. Daha geniş bir evleri olacak. İkisinin de kendine ait odaları olacak. Onlar da bu küçücük evde sıkıldılar tabii. Öyle mi? Hı. Tamam o zaman. Yarın anneniz alıcıyla konuşsun bakalım. Efendim? Yarın Özlem'le beraber Atakanlara gidebilir miyim? Gidebilirsiniz tabii. Hem Özlem'e de bir değişiklik olur. Kaç gündür evde sıkıldı kızcağız. Canlıyım. Kalbim küt küt atıyor abi. İnşallah bulabiliriz. Muhtara sorarız dedin ya. Hemen de surat asarmış. Asma suratını. Bulacağız inşallah. Hadi gidelim. Aa, siz gidiyor musunuz? Evet. Ben eve gelirken alırım sizi. O saate kadar kalabilirsiniz yani. Tamam. Güle güle. Saat daha 11. 2'ye çok var. Çocuklara neden ben sizi alırım dedim ki? Ben belki de alışverişe giderim. Özkan. Efendim. Siz istediğiniz zaman gelin eve. Ben geç kalırım. Tamam. Bekir Bey'i bir daha arayayım bari. Bir aksilik olmasın. Kadın aradı şimdi. Ne diyor? Görüşeceğiz değil mi diye soruyor. Bugün anlaşmayı yap Bekir. Pazartesi günü tapu işlemlerini halledecek şekilde yap anlaşmayı. Siz hiç merak etmeyin. Kadın paraların kokusunu aldı. Ben ne dersem onu yapar. Nerede buluşacaksınız?
Geçen Büyükdere'de bir kafede oturmuştuk. Yine aynı yerde buluşacağız. Ya ne kat kafalı adamsın sen be. Peşimizde kimlerin olduğunu az çok biliyorsun. Seni o kadınla Büyükdere'de görenler şüphelenmezler mi? Sen daha onun yanından ayrılır ayrılmaz kadını konuşturmazlar mı? Haklısınız efendim. Bunları illa ben mi düşüneceğim? Çabuk ara kadını. Başka yere çağır. Baş üstüne. Balonlarım var. Bebelere balon. Baloncu. Birisine sorsak? Sormadan bulamayız zaten. Bakşam amcaya sorabiliriz. Amca, sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım delikanlı. Muhtarlık nerede? Biz muhtarla görüşmek istiyoruz da. Bugün cumartesi. Muhtarlık kapalıdır. Tüh ya. Ne yapacaktınız muhtarı? Şey, benim burada anneannemin evi var. Neresi olduğunu soracaktık. Kim senin anneannen? Anneannem öldü. Adı neydi? Ben doğma büyüme Büyükdereliyim oğlum. Belki tanıyorumdur. Anneannemin adı Rabia. Rabia sayılır. Dedem de İrfan sayılır. Manifaturacı İrfan. O ne demek? Evet, dedem o işi yapıyormuş. Hey gidi İrfan. Demek siz onun torunlarısınız ha? Dur bakayım. Annenizin adını da biliyordun. Nurdan. Evet, Nurdan. O nasıl, iyi mi? Annemiz öldü bizim. Allah rahmet eylesin. Evi biliyor musunuz? Evi mi? Evet, biliyorum evi. Yani kocanız evi satmayı kabul etti. Kabul etmese ben burada olabilir miyim? Evi size satacağız. Tabii anlaşırsak. Anlaşırız. Büyükdere'de ev fiyatları belli. Ama yine de önce sizin ne istediğinizi bir öğrenelim. 500 bin lira. Çok değil mi? Hayır, değil. Ben emlakçılarla görüştüm. Büyükdere'de evler bu fiyata alıcı buluyor. Ama bir de sizin payınız var. Onu siz kendiniz önerdiniz. Ben evin değerinden düştükten sonra ne anlamı var ki? Bir sormam lazım. Evi siz almıyor musunuz? Biz alıyoruz. Yani abimle beraberiz. Abime bir sorayım. Buyurun sorun. İşte bu ev olmalı. Abi. Ne var? Annem bu evde mi doğmuş? Evet. Abi. Bizi biri görse ne yapıyorsunuz diye sorar. Hadi eve girelim. Abi, kapı kilitli. Nereden buldun onu? Babamın çekmecesinde olduğunu biliyordum. Ben bir tanesini abicim. Sonuç? 400. 200 de size. Yani 600 ediyor. 50'sini hemen alırım. Olur tabii. Ama ben de pazartesi günü tapuyu isterim. Tapuyla birlikte geri kalan parayı alırız. Ama bir sorun var. Kalan 150'yi de kocanız görmeden almanız gerekecek. Evet. Neden kapattın? Başkası girmesin diye.
Efendim? Çok kötü oldum. Gelmeyi çok istiyordum. İyi ki geldik ama kötü oldum. Annemin bu evde doğup büyüdüğünü düşündükçe... Ağlama. Annem belki de bizi görüyordur. Ağladığın için üzülebilir. Görüyor mudur? Bence görüyordur. Anne. Anne. Anne beni duyuyor musun? Siz kocanızdan önce gelirsiniz. Öyle olmaz. Ama başka çarem yok. Mecburen öyle olacak. Ben yarım saat önce gelirim. O da yarım saat sonra. Bu konuda da anlaştık. Öyle. Ayağım acıyor abi. Dur. Çok acıyor. Sıkışmış. Çekmeye çalış bir bakalım. Çekemiyorum. Çok acıyor. Tahtaya kıracak bir şey bulayım. Şimdi sıra geldi avansa. Pazartesi günü saat 10'da bekliyorum sizi. Saat 10'da ben, 10.30'da kocam. Aynen öyle. İyi günler. Ah bacağım. Bacağım kanıyor. Acıyor. Bir şey olmaz, geçer. Çok merak ettim. İster misin define bulalım? Define mi? Sen en son Define Adası kitabını okumuştun değil mi? Bu ne böyle? İçinde bir kağıt var. Ayla, ne haber? Ben de iyiyim. İşin var mı? Benimle alışverişe gelir misin? Bir şeyler alacağım. Arkadaş ol bana. Yarım saat sonra oradayım. Geliyor musun? Tamam, gelince ara beni. Hadi bay bay. Hep sen mi hava atacaksın? Geldi, hava nasıl atılırmış gör bakalım Ayla Hanım. Abi bu ne? Bilmiyorum ama buraya saklandığına göre önemli bir şey olmalı. Belki o zaman önemliydi ama şimdi değildir. Arapça yazı var. Babaannem okur belki bunu. Evet okur. Kur'an okuyor çünkü. Ayağım. Gidelim mi? Gidelim. Aslında biraz daha kalmak isterim. Ama aklıma fare geldikçe korkuyorum. Gidelim. Gel. Gel bana yaslan. Tamam, yavaş. Yavaş. Yavaş tamam, abi. Gel, hadi.
Çocuklar! Size sesleniyorum çocuklar! Babaanne! 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 Geldim, babaanne, geldim! Geldim! Babaanne! Özkan, Özlem! Babaanne, sana anlatacağımız çok önemli şeyler var. Ne oldu yavrum? İçeri girelim. Geçin. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Gel. İşi bitirdim patron. Güzel. Eve ne zaman giriyoruz? Pazartesi. Sabah tapuyu alacağımıza göre öğleden sonra evdeyiz. Puzzle'ın son ve en önemli parçasına nihayet yaklaştık. İşte bu parça bir iki gün sonra elimizde olacak. Bu nedir babaanne? Bilmem ki oğlum. Burayı okusana. Ben onu okuyamam. Ama sen Kur'an biliyorsun. Galiba bu yazı Osmanlıca. Ben bilmem. Ama sanki bu bir harita. Yol gösterici bir harita. Neyin yolunu gösteriyor acaba? Buldum. Gizli bir definenin haritası bu. Gömüldüğü yerden 4000 yıl sonra ortaya çıkaracağımız bu eserlerle hayatımızın akışı değişecek. Benim anlayamadığım bir durum var patron. Eserler 4000 yıl öncesine ait. Ama o ev o kadar eski değil. Puzzle'ın son parçasının orada ne işi var? Bu evin ilk sahibi Osmanlı Sarayı'nda nişancıymış. Nişancı ne demek? Ben biliyorum ne olduğunu. Sosyal bilgiler dersinde gördük. Nişancı, önemli yazıları yazan ve üzerine padişahın tuğrasını basan kişiye denir. Değil mi babaanne? Hı hı. Rahmetli anneannenizden duymuştum. Büyük dedesi Abdülmecit zamanında sarayda nişancıymış. O zaman bu kağıt çok değerlidir babaanne. Hı. Öyle olmalı. Peki ne yapacağız? Şimdilik dursun bakalım. Ne yapacağımıza sonra karar veririz. O zaman sende kalsın bu. Hadi Özlem, biz de gidelim. Akşam olmuş. Yavrum, ne oldu senin bacağına? Merdivene sıkıştı dedik ya babaanne. Kolonya sürelim oraya. Evde süreriz, çok geç kaldık. Evin önünden bir kere geçmek istiyorum. Ama oralarda fazla dolaşmayalım. Şüphe uyandırırız diyordunuz. Ev artık bizim sayılır. Hem sadece geçeceğiz. Heyecanımı yenemiyorum Bekir. Bu noktaya gelebilmek için neler yaşadığımızı sen biliyorsun. Biliyorum efendim. Yürü o zaman. Müzeye 20 bin lira verince Ayla'nın sesi soluğu kesildi. Taksi. Kapı aralık ama geçen gün kapalıydı. Sokaklarda yaşayanların içidir. Kapı neden açık? Bilemiyorum ama sahipsiz ev. Sokak serserilerinin mekanı olmuştur. Ne işi var serserilerin bu evde? Geçen gelişimizde kapalıydı. İn kapat şunu. Hiç. Kapı açık kalmış. Gündüz gelen çocuklar açık bırakmıştır yavrum.
Tam düşündüğümüz gibi. Çoluk çocuğun, serserinin mekanı olmuş burası. Gidelim. Pazartesi 10:30'da buluşacağız Hamdi. Paranın hepsini o gün verecekler değil mi? Hemen eve yatırmalıyız o parayı, yoksa çarçur olur gider. 400.000 lira çarçur olur mu Hamdi? Olur olur. Hemen bir ev bulalım. En az 3 odalı bir ev. Çocuklara da birer oda. 4 odalı olmaz mı baba? 4 odalı mı olsun? Evet, bir odasını da babaanneme veririz. Evet baba, babaannem de bizimle yaşasın. Bacakları çok ağrıyor, hiçbir iş yapamıyor. Tamam kızım, hallederiz. Bacak kadar boyunuzla ortalığı karıştırıyorsunuz. Babaanneniz bizimle oturamaz. Neden? Çünkü ben istemiyorum. Ama o çok yaşlı. Bana ne yaşlıysa. Çok istiyorsanız siz gidin onun yanına. Bir daha böyle bir şey söylerseniz ikinizi de parçalarım ona göre. Ne oldu senin bacağına? Çizildi. Allah'ın cezası şey. Beter ol, beter. Parça buna ait. Bunun parçası. Bunun devamı nerede? Nereden buldun bunu? Dün gece kapıyı açık gördüğümüzden beri içimde bir tedirginlik oluştu. Sabah erkenden gittim. Kırık bir merdivenin altında buldum. Ana parça nerede? Bilmiyorum. Ama aklıma gelen doğruysa... Neymiş o aklına gelen? Geçen gün evin penceresinden içeri baktığım zaman... merdivenleri net bir şekilde görmüştüm. Merdiven kırık değildi. Bundan eminim, kırık değildi. Yani? Birisi girmiş eve. Hem de bu yeni olmuş. Ya dün, ya bir önceki gün. Bana o parçayı bulacaksın Bekir. Her ne pahasına olursa olsun bulacaksın. İtalyanlardan parayı peşin aldık. Onlar beni öldürmeden ben seni öldürürüm, haberin olsun. Ne duruyorsun? Thank you.
Yıllardır kimsenin uğramadığı ev iki gündür uğrak yeri oldu. Hey, bakar mısın oğlum? Ne yapıyorsun sen orada? Buralardan bir ev satın alacağız da. Ha, bu evi satın alın. Biz de burada oturuyoruz. Bize de komşu olursunuz oğlum. Dün gelen çocuklar sizin miydi yoksa? Dün buraya çocuk mu geldi? Evet, iki tane geldi. Biri kız, biri erkek. İrfan Bey'in torunları onlar. İrfan Bey de kim? Bu evin sahibi. Öleli çok oldu. Kızı da ölmüş. Onu da dün çocuklardan öğrendim. Yani o çocuklar bu evin mirasçıları mı? Evet. Anneleri öldüğüne göre bu ev onlara kalmıştır tabii. Yoksa siz İrfan Bey'in damadı mısınız? Ne damadı? Bunlar evi satın alacaklarmış Rüstem Efendi. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Pazarlık yaparken çocukları da eve yollamışlar. Demek ki nerede olduğunu biliyorlardı. Filiz. Kahvaltı yapalım artık. Benim işim var. Büyükdere mi? Büyükdere evi alacak kişi. Büyükdere olarak kaydetmiştim. Ne oldu acaba? Efendim? Buyurun Bekir Bey. Bir sorun mu var? Tamam, tamam Bekir Bey. Siz hiç merak etmeyin. Ne oldu? Evi almaktan vaz mı geçmişler? Hayır, vazgeçmemişler. Pazartesi günü saat 10:30'da gelip gelmeyeceğimizi sordu. Tamam demiştin işte. Daha ne sorup duruyor ya? Soruyor işte. Her neyse, şu kahvaltıyı hazırla. Geç kalıyorum. Derhal görüşmemiz gerekiyormuş. Allah'ım neler oluyor? Ben ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım Bekir Bey. Eve dün iki çocuk gelmiş. Biri kız, diğeri erkek. Komşuların dediğine göre çocuklar sizin çocuklarınız. Ama bu imkansız. Onlar o evi bilmezler. Hem zaten dün arkadaşlarına gittiler. Yaşlı bir adamla konuşmuşlar. Evi ona sormuşlar. Diyelim ki gelmişler. Bu neden sizi tedirgin etti Bekir Bey? Şimdi beni iyi dinle. Ben o virane eve neden 600 bin lira değer biçtim biliyor musun? Çünkü o evde bana ait, daha doğrusu dedelerime ait bir emanet var. Ne emaneti? Benimle oyun oynama. Ne emanet olduğunu bal gibi de biliyorsun. Bilmiyorum Bekir Bey. Biliyorsun. Bildiğin için de dün benimle pazarlık yaparken çocukları da oraya yolladın. Ben hiç kimseyi hiçbir yere yollamadım. Ve söylediklerinizden de hiçbir şey anlamıyorum. Evden aldığınızı derhal geri getireceksiniz. Aksi takdirde... Aksi takdirde ne? İnanın ben hiçbir şey bilmiyorum Bekir Bey. Size kendimi daha nasıl inandırabilirim? O zaman bunu kocan yaptı. Kocam mı? Evet.
Ama ben seninle pazarlık yaptım. Seni tanırım. Bana o emaneti getirdin getirdin. Getirmezsen önce verdiğim parayı, sonra da canını alırım. Sana 2 gün süre. He. Eve gidince çocuklarına bir bak bakalım. Hangisinin neresinde yara var? Şimdi söyleyin bakalım. Siz dün nereye gittiniz? Atakanlara. Bana yalan söyleme. Atakan'ın annesiyle konuştum. Oraya hiç gitmemişsiniz. Dün neredeydiniz? Babaanneme gittik. Sen kızıyorsun diye söyleyemedik. Demek babaannene gittiniz. Babaannene gittiniz ha? Bu yara babaannenizde mi oldu? Ha? Evet. Hayır. Eve gelirken oldu. Geç kalmıştık. Özlem koşarken düştü. Benim sabrımı zorlamayın. Dün nereye gittiğinizi söyleyin bana. Çünkü ben biliyorum. Demek konuşmayacaksınız. Ben sizi konuşturmasını bilirim. Büyüklere gittik. Ne işiniz vardı orada? Niye bana yalan söylüyorsunuz? Ev satılacaktı. Annemden hatıra olan o evi görmek istedik. Hay başlayacağım şimdi anana da babana da. Bakın sizin yüzünüzden başım belaya giriyor. Efendim. Daha eve yeni geldim. Çocuklarla şimdi konuşacağım. Evet eve gitmişler. Analarının hatırasını son kez görmeye gitmişler. Ben çocukların oradan bir şey aldıklarını düşünmüyorum. Gidip göreceğim mutlaka. Haritadan bahsediyor galiba. Hı hı. Tamam. Tamam merak etmeyin. Geleceğim. Geleceksin tabii. Elin mahkum. Siz o evden bir şey aldınız mı? Almadık. Bak yine yalan söylüyorsunuz bana. O evden ne aldıysanız derhal verin. Size derhal verin diyorum. Ama biz bir şey almadık ki. Evde hiçbir şey yoktu ki. Eğer bulursam ve siz vermeden ben bulursam işte o zaman kapının önüne koyarım sizi. Anladınız mı? Annelerin hatırasıymış. Hay ben sizin. Çabuk buraya gelin. Bana bakın, eğer o evden bir şey aldıysanız ve bunu benden saklıyorsanız neler yapacağımı siz tahmin edin. Biz bir şey almadık. Bacağın nerede çizildi senin? Ha? Düştü. Sana sormadı be. Hem insan düşünce bacağının arkası çizilmez ki. Bana hemen doğruyu söyleyin.
Merdivene sıkıştı. Allah'ın belaları. Çekin şuradan, çekin. Korkuyorum abi. Söyleyelim mi ne aldığımızı? Bundan sonra söylesek de yine dövecek bizi. Ya biz an önce eve dönerse? Nereye gittiğini bilmiyoruz ki. Çok korkuyorum abi. Ne olur eve dönelim. Babaanneme olanları anlatmalıyız. Keşke babamı arasaydık. Ama önce babaannemle konuşalım. Eve gelir bizi bulamazsa başımıza gelecekleri biliyorsun değil mi abi? Biliyorum ama bizden önce eve geleceğini zannetmiyorum. Nereden biliyorsun? İçimden bir ses büyüklere gittiğini söylüyor. Neredeymiş bu ev? Kime sormalı bilmem ki. Hadi atla. Hadi. Siz evden bir şey aldınız mı diye üstümüzü yürüdü babaanne. Siz ne dediniz? Almadık dedik. Korktuk çünkü. Odamızı dağıttı. İyi ki o haritayı sana vermişiz. Tuhaf bir durum. Eğer bana verdiğiniz o kağıt parçasını arıyorsa demek ki o çok önemli bir şey. Bence de. İyi de Filiz bunu nereden bilebilir? Belki ev satan olacak olanlar biliyordur. Babamı söylesek mi babaanne? Babanı bulaştırmayalım bu işe. Abi gidelim artık. Biz evde bulamazsa çok kötü olur. İşte buradan alınmış. Ama bu imkansız. Onlar bilemezler burada bir şey olduğunu. Demek ki biliyorlarmış. Ya da tesadüfen buldular. Merdiven kırılmış. Muhtemelen birinin bacağını çizmiş. İşte o anda tesadüfen bulmuş olabilirler. Nasıl bulunduğu beni ilgilendirmez. Beni onun alınması ilgilendiriyor. Çocukları sıkıştırdım, almamışlar. Eğer almışlarsa emin olun getireceğim size. Sen getirmeyeceksin. Kocan getirecek. Kocam mı? Evet, kocan. O getirinceye kadar sen misafirimiz olacaksın. Kocamı bu işe karıştırmayalım. Ona ben karar veririm. Yürü hadi. Gizem dolu bir durum. Film gibi. Korku filmi değil mi? İşte korku dolu saatler başlıyor. Korkma. Merhaba çocuklar. Nasılsın kızım? İyi ki geldin baba. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum bir tanem. Ama sanki aylardır görüşmemişiz gibisin. Hem... Sen titriyorsun. Hayır, titremiyorum. Anneniz nerede? Bilmiyoruz. Yani bize nereye gittiğini söylemedi. Aç şunu ağzını. (Gülüyor)
Aldığını bize geri getireceksin. Ben bir şey almadım. Kim aldıysa o getirecek o zaman. Ama bunu sen sağlayacaksın. Yoksa bu tetiği çekerken hiç acımam ona. Ara şunun evini. Canını seviyorsan akıllı olursun. Hala kapalı. Neredesin Filiz? Efendim? Alo? Hamdi? Filiz? Filiz neredesin sen? Hamdi. Hamdi beni kaçırdılar. Ne diyorsun sen? Kim neden kaçırsın seni? O evden bir şey alınmış Hamdi. Öz kalmayan zamanmışlar. Karını duydun değil mi? O aldığınız şeyi bana teslim etmezseniz karını ölmüş bil. Kimsiniz siz? Karımı bırakın. Bırakacağız elbet. Ama önce dediğimi yapın. Evden aldığınızı bana getirin. Telefonumu bekleyin. Polise gitmenize gerek olmadığını belirtmeme gerek yok sanırım. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar bizden? Siz Büyükdere'deki eve mi gittiniz? Özkan, Özlem. Cevap verin bana. Bütün suç benim baba. Ben istedim gitmeyi. Peki o evden bir şey aldınız mı? Babana bulaştırmayalım bu işi. Size evden bir şey aldınız mı diye sordum. Almadık. Ben yaşlı bir kadınım memur bey oğlum. Ama durum ciddi. Ne olur bir gelseniz. Siz bunu bir ihbar olarak kabul ediniz. Tamam mı memur bey evladım? Adres mi? Söyleyeyim oğlum. Yeni Yayla Mahallesi. Hadi, 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 hadi arayın artık. Ama ben onlara ne diyeceğim ki? Ne istediklerini bile bilmiyorum. İşte bu memur bey oğlum. Torunların bunu bulmuşlar evde. Gelini bu kağıdı istiyormuş çocuklardan. Ama anlaşılan ona da baskı yapanlar var. Kim onlar? Bilmiyorum evladım. Evi satın almak isteyenler olduğunu biliyorum. Ama kim olduklarını bilmiyorum. Ben bunu alıyorum. İncelenmesi için merkeze bırakacağım. Bu arada gelininizin adı ve adresini bana söyleyin lütfen. Adı Filiz. Filiz Kumrular. Adres şuraya... Dur bekle biraz. Şuraya bir yere yazmıştım. Kocan istediğimizi bulmuş mudur? Umarım bulmuştur. Aksi bir durum senin için hiç iyi olmaz. Ara bakalım. Bir saniye. Efendim. Bakın, ben bir şey bulamadım. Çocuklar bir şey almadıklarını söylüyorlar. Karımı bırakın. Çünkü bizde size ait bir şey yok. Ama... Bizde bir şey yok diyorum, anlamıyor musunuz? Buyurun memur bey. Hamdi Kumrular olmalısınız. Evet benim. Hamdi bey, biz Filiz Kumrular'ı alıyoruz. Ama telefon konuşmanıza bakılırsa galiba evde yok. Yok memur bey. Karımı kaçırmışlar. Ve ben... Neden olduğunu bile bilmiyorum. Biz biliyoruz baba.
Kocandan sana hayır. Bu durumda bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Bitir şunun işini. Ne olur bir kez daha konuşturun beni. Yalvarıyorum size. Telefon dinlemeyi aldınız mı? Tamam, bekliyorum. Bu adamlar bizim tahmin ettiğimiz kişilerse çok büyük bir tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmiş olacağız. Tarihi eser kaçakçılığı mı? Siz hiç konuşmayın. Ama baba, bizim bir suçumuz yok. Anneniz sizin yüzünüzden kaçırıldı. Daha ne suç arıyorsunuz? Lütfen. Konuşmayı uzatmaya bakın. Sakın pot kırmayın. Alo Filiz. Anne beni öldürecekler. Ne istiyorlar senden Filiz? Özkan ve Özlem. O evden bir harita almışlar. Harita mı? Ne haritası? Onlar biliyorlar Hamdi. İnan bana biliyorlar. Ama söylemiyorlar. Ne olur konuş onlarla. Bu karınla son konuşma. Sana yarım saat süre veriyorum. Tekrar aradığımda istediğim haritayı hazırlamış olacaksın. Ya da bir zahmet gelip karının leşini alacaksın. Sinyali bulabildiniz mi? Güzel. Operasyon için beni de bekleyin. Sinyali almışlar. Gidiyoruz. Hem siz hem de babaanneniz bunun hesabını vereceksiniz. Bir saat sonra havaalanına inmiş olacak. Ben Armando'yu karşılamaya gidiyorum. Biraz daha bekle. Sonra gebert gitsin. İz bırakma sakın. Harita ne olacak? Çocukların peşinde olmaya devam edeceğiz. Ama biraz daha burada durursa yakayı ele vereceğiz. Ben asıl İtalyanları nasıl oyalayacağım onu bilmiyorum. Sen işini bitir. Ben seni sonra ararım. Patron. Benim. Aç kapıyı. Bir şey söylemeyi unut. Kımıldama. Kımıldama polis. Yere, yat yere. Yat.
Canım, iyi misin? Kızgın değil misin? Dönmeyecek misin bize? Hayır. Siz çok büyük bir işi başardınız çocuklar. Uzun zamandır peşinde olduğumuz tarihi eser kaçakçılarını sizin sayenizde yakaladık. Gerçekten mi? Siz bundan sonra benim küçük kahramanlarımsınız. Gelin buraya. Anneniz yolda gelirken anlattı. O eski evi yeni bir ev almak için satıyormuşsunuz. İkiniz de kendinize ait odanız olsun istiyormuşsunuz. Öyle büyük bir kaçakçılığı önlediniz ki devlet o istediğiniz evi ödül olarak alacaktır mutlaka. Bir odada babaannenizi hazırlarız, tamam mı? Yaşasın, yaşasın. Olevi. Oley, yaşasın. İyi ki beni dinledin abi. İyi ki o büyük dereye götürdün beni. Bu güzel haberi babaanneme verelim hemen. Önce bana vermeniz gereken bir hesap var. Babaannem yanımıza geliyor ya baba. Önemli olan bu. Senin istediğin hesabı da veririz nasıl olsa. Oley! Yaşasın! Oley! Oley! Yaşasın!